havuçlarımız var. Onları da kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Soğan. Onları da yaklaşık kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Pırasa. Kereviz sapı. Sarımsağımı alayım. Defne yaprağım var. Kekiğim var. Bir domates kullanacağım. Çok az da salça kullanacağım. Bütün malzememi hazırlayayım. Salçamı da yanıma alayım. Malzemelerimiz hazır. Hadi gelelim yahnimizi yapalım. Ayçiçek yağı kullanıyorum. İyice kızmasını istiyorum. Dumanlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Etimi atıyorum. Güzelce tuzluyorum ve karabiberliyorum. Tuzunu ilk başta veriyoruz. Asla karıştırmıyorum. Önce biraz mühürlüyorum. Yaklaşık bir dakika oldu, hiç çevirmedim. Bir çeviriyorum şimdi. Etlerim biraz renk aldıktan sonra önce havuçlardan başlıyorum atmaya. Havuçlar aralarında en zor pişeni ve en çok şeker olanı. Şekeri buradan koyuyorum. Her koyduğumun üstüne de kenara birazcık tuz atıyorum. Hep yüksek ısıda gidiyorum. Biraz yer açtım. Şimdi soğanlar geliyor. Soğanların üstüne de birazcık tuz. Şimdi pırasalar ve kerevizler için yer açıyorum. Onlara da biraz tuz. Sarımsağı koyayım. Karıştırmaya devam. Kekik ve defne yaprağını atıyorum içine. Domatesleri atıyorum. En sonunda da bir kaşık kadar domates salçası. Onları da iyice kavuruyorum. Üzerini aşacak şekilde su koyuyorum. Yaklaşık 1,5-2 saat kaynatıyorum. Bulgur pilavı yapalım, gelin. Şöyle bir tencere alayım. İnce bulgurumu koyuyorum. İçine bir kaşık salça atıyorum. Tatlı kaşığı. Tuz, karabiber. Birazcık zeytinyağı. Dumanlar çıkan sıcak suyu üzerine koyuyorum. Ne kadar koyuyorum? Birazcık, 1-2 milim üstüne çıkacak şekilde. Bir kaşıkla karıştırayım. Salçayı dağıtmak amacım. Bir taşım kaynatacağım bunu. Sonra kapağını kapatacağım ve bir 15 dakika kadar bekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum tuzu, salçayı, karabiberi. En sonunda tekrar karıştıracağım zaten. Şöyle vurayım. Kapağını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Kenarda kalsın. 15 dakika sonra hazır olacak. Bir havalandıralım. Birazcık daha tuz, karabiber ekliyorum. Birazcık daha zeytinyağı atıyorum. Eğer tereyağı seviyorsanız tereyağı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Zeytinyağı yerine. Birazcık da içine domates atacağım. Ben gerçekten bulgurumu, domatesi seviyorum. Şöyle çeri domatesleri dörde bölüp. Çok az ısıtacağım. Üzerine de yahnimden koyacağım. Sadece koyduğum bütün malzemeleri karıştırıp şöyle içine girsin istiyorum, o son koyduğum zeytinyağın, tuzun, karabiberin, domateslerin. Önce alta bulgur pilavını koyalım. Üzerine suyuyla beraber etleriyle, havuçlarıyla yahnimizden koyalım. İstiyorsanız siz pırasayı, kereviz sapını, hepsini koyabilirsiniz. Bir parça havuç, bir parça soğan koyayım. En son biraz da suyundan koyacağım. Birazcık da mikrofilizlerimle tabağımı süsleyeyim. Çok az da şu domateslerden üstüne koyacağım. Geleneksel bir Türk yemeğini esasında Fransız yahni yapma tekniğiyle pişirdik.